Evet, zaten biz kamikaze drone çalışmalarımıza yaklaşık 2,5 sene önce başladık ve iki tip kamikaze drone çalışıyoruz. Birisi döner kanat kargo, diğeri sabit kanat Alpago. Döner kanat kargo şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve güvenlik güçlerinin envanterinde, yani görevde şu anda kargo. Alpago ise bu sene sonu itibariyle göreve hazır hale gelmiş olacak. Kargonun görev süresi 10 dakikayla başladı. Şu anda en son üzerinde çalıştığımız model 25 dakika havada kalabilir bir platform ve taşıdığı yük 1.3 kilogram. Alpago 10 dakika görev yapabilen sabit kanatlı platformumuz. 10 dakika havada kalabilen bir platform. Onun da her ikisinin menzili 5 kilometre. Alpago 400 gramlık mühimmat taşıyor. Her iki kamikaze drone da antipersonel maksatlarla kullanılıyor. Aslında yol haritamızda evet deniz platformlarına konuşulacak ve de bu platformlardan launch edilecek, yani fırlatılacak çalışmalarımız da var. Bunlar da önceliklere göre, bize gelen taleplerin önceliğine göre yol planımızda, yol haritamızda olan ve üzerinde çalıştığımız konular. Bunların her ikisine de, yani hem sabit kanat hem de döner kanat çalışma konusunda planlarımız mevcut. Şöyle, aslında döner kanat şu anda kargo platformunda biz aslında sürü demiyoruz. Çünkü sürü konusuna girdiğimizde platform sayısının çok daha yüksek olmasını bekliyoruz biz, ama İDEF öncesinde, yani Nisan ayında 20 üzerinde kargoyu çoklu drone harekatı şeklinde bir grup halinde koordineli uçuş yapacak şekilde uçurduk. Bu konudaki çalışmalarımız, farklı teknolojileri de buraya dahil ederek ve gerçek bir sürü olacak şekilde, sayıları artıracak şekilde hızla devam ediyor. Bu konuda yakın zamanda sizlerle iyi haberleri paylaşmayı umut ediyoruz. Tabii döner kanatta kargo da bunu çalıştıktan sonra özellikle kamikaze konseptinde görev hazır hale gelecek. Sabit kanatlarda da yine grup harekatı, sürü harekatı ve çoklu drone harekatını hayata geçireceğiz. Şu anda zaten kullanıyoruz. Yani evet, dronlarımız GPS destekli, ama biz özellikle kamikaze dronlarda GPS koordinatına dalış yapmıyoruz. Dronlarımızda çok ileri seviyede bilgisayarlı görü, dolayısıyla yapay zeka teknolojilerini kullanarak dronun gördüğü görüntüye dalmasını sağlıyoruz. Bunu da gerçek zamanlı görüntüyü yer kontrol istasyonuna indirip görevi otonom olarak icra ederken kullanıcıya sadece hedefi seçene doğrulama opsiyonunu bırakıyoruz ve ondan sonra gördüğü hedefe dalıyor. Yani aslında şu anda bu teknolojiyi biz hem kamikaze dronlarımızda hem de gözetleme keşif maksatlı görev hazır hale getirdiğimiz dronlarımızda kullanıyoruz. Evet, aslında bizim Togan ismini verdiğimiz döner kanat platformumuz keşif gözetleme maksatlı bir platform. O da şu anda 55 dakika havada kalabilir durumda ve orada da ciddi görüntü işleme teknikleri, hareket nesne takibi, nesne tanımlama teknolojilerini, yapay zeka teknolojilerini kendi geliştirdiğimiz algoritmalarla çalışıyoruz. Tabii bu tür dronlar, bunlar kendi aralarında otonom devir teslimi de yapabiliyor. Dolayısıyla benzer şekilde ama sağ kaplaması, ama sınır devriyesi maksatlarıyla çok rahat kullanılabilecek platformlar. Bu konuda da Togan şu anda göreve hazır. Dediğim gibi 10 kilometre menzilli 55 dakika havada kalabilecek bir platform. Hazırlıklarımız o anlamda tamam. İhracat konusunda aslında çok sıcak gelişmeler var. İhracat yapma konusunda çok, hem de özellikle Uzak Doğu'da teşebbüslerimiz var. İnşallah ihracatla ilgili de güzel haberleri sizlerle çok yakında paylaşıyor olacağız. Farklı ülkelerden, hatta teknoloji geliştiren ülkelerden bu dronlara ciddi ilgi var. Bunlarla ilgili de çok yakın zamanda netice alacağımızı ve sizlerle paylaşacağımızı söyleyebilirim.